Hikmet, doymadıysan bir tane daha söyleyelim oğlum. Kesenize bereket kardeşim, kafi. Kafi tabii. 8 tane işte. 1 değil, 2 değil, 3 değil. 4 değil, 5 değil. Yine mi çakallarla dans be? İşe yaramaz, boş herifler sizi. Bir ölü soymadığımız kalmıştı, onu da yaptık. Mektup, Fatma'nın ablası Manolya'dan. Kos Odası. Yunanistan'da bu adam. Adada kaybolan tek canlı biziz ya. English? No. Of, of be. Bizde de yok. Biz de bilmiyoruz çok şükür. Birbiri ardına Türk filmleri vizyona giriyor ve hepsini çok severek izliyoruz. Sinema mevsimi geldi diyebiliriz ve en çok sevdiklerimizden bir tanesi, en çok izlenilen serilerden bir tanesi Çakallarla Dans vizyona girdi ve filmin neredeyse tüm kadrosu bizimle. O yüzden çok mutluyuz. Kimler bizimle? Elbette Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Hakan Bilgin, senarist Ali Tanrıverdi, yönetmen Murat Şeker bizimle. Hoş geldiniz. Bir çırpı da hızlıca okumaya çalıştım. Ama hepinizi çok severek izliyoruz. Zaten rakamlar da bunu gösteriyor. Çakallarla Dans serisi acayip bir ivme yakaladı. Araya küçük bir salgın girdi ama tekrar birlikte olmak, sizi beyaz perdede, bu kocaman perdede izlemek çok keyifli gerçekten. Önce yönetmenimizden başlayalım. Çakallarla Dans 6, evet, severek izliyoruz ve bu sefer sanki daha farklı bir filmle karşı karşıyayız. Ne dersiniz? Nasıl anlatırsınız? Yani ilk 5 filmi hep 2 yıl arayla çekmiştik. İlk defa 4 yıl ara verdik. Evet. Dolayısıyla hem biz yapmayı özledik, hem araya pandemi girdi, hem seyirci özledi. O yüzden bu filmde biz gaza bastık. İkinci sebebi, genelde bundan önceki 5 filmde hep yurt içi çakallara odaklanıyorduk. Bu sefer yurt dışına çıktık. Hatta özellikle seçtiğimiz bölgede Doğu Akdeniz Havzası. Yani bu tam doğalgaz yatakları meselesi. Dolayısıyla artık civarımızdaki bütün çakalları gözlem altına aldık. Arkadaşlar da orada bir maceraya giriyor. O yüzden farklı gözüküyor. Mekanı değiştirdik. Şevket Bey'e hemen sormak istiyorum. Şevket Bey, siz kolay kolay röportaj vermezsiniz. Dolayısıyla şimdi burada hani sizinle birlikte olmak da çok güzel. Yani hemen hemen oyuncu kadrosu hiç değişmedi. Aynı zamanda yönetmeni ve senaristi de değişmedi. Hep beraber toplu halde yaptığımız bir iş zaten. O yüzden başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bu çakallarda da yıllardır kolay para kazanmanın yollarını aramış ve Türkiye'de becerememiş çakallar artık uluslararası sularda bunu deniyorlar. Tabii 12 sene 6 film, birçok şey değişti tabii. Yani serinletici içecek bile mesela ilk filmde 3 lira falandı. Şimdi 45 liranın altına alınamıyor neredeyse. Bizim yani küçük altınımız serinletici içecek. İçecek, evet yani. Ya borsa yani oradan aslında gidiyor. Aslında çok şey değişmiş. Yani fiyatlar bu kadar yükselince tabii çakallık yapmanın da yollarını aramak mecburiyetinde kalıyorlar. Böyle enteresan bir, yani bu 6. filmde bambaşka bir pencereden bakıyoruz. Tabii ki aynı ekip, evet, aynı olaylar, ilişkiler aynı ama seyirciyi macera dolu bir komedi bekliyor. Evet, aynen öyle. Didem, senin için hani 6. film ve hani bu kadar aynen, çok yakışıklıyla zor, uğraşmak diyeyim. Kolay olmamıştır herhalde, üstelik de farklı yani yurt dışına seyahatler. Ya birinden diğerine inanılmaz, hepsi ayrı. Çok naziksiniz. Bu kadar sakla demek yerine yakışıklı diyerek. Hepsi gerçekten çok seviyorum. Anlatayım mı? Burada anlatıyor muyum? Hepsini anlat. Benim için çok zordu falan. Yok, gerçekten çok mutluyuz. Ben onlarla olmak çok keyifli. Yani çok klişe gibi geliyor ama gerçekten onlarla olmak çok keyifli. Ben şanslıyım. Hepsi ayrı ayrı zaten, evet, çok iyi oyuncular ama hepsi bir araya geliyor. Farkında bile değiller bir araya geldiklerinde neler olduğunun. Fatma fark ediyor. Yani neyse ki Didem olarak ben de onların performanslarını da fark ediyorum. O yüzden de tadından yenmez bir hal oluyor. Ne diyorsun? Didem, sen ne diyorsun? Tadından yenmez diyorum. Allah herkesin acı besin diyorum. Daha ne diyeyim? Evet. Gerçekten ne diyeyim? Yani evet, bu kadroyu farkında bulmak gerçekten. Değiller. Çok güzel konuştun Didem. Ama farkında, evet, değiller gerçekten. Zannediyorlar ki hepsi işte öyle şey. Teşekkür ederim. Bravo Didem, bravo. Bravo. İdem Balçın. Teşekkür ediyorum. Herkese nasip olmaz gerçekten.
Evet, film de çok eğlenceli. Dolayısıyla hani sohbet de öyle gidiyor. Ben hani izlemek isterdim kamera arkasını, öyle söyleyeyim, filmin haricinde de. İlker, seninle 2 hafta önce de birlikteydik. Yine sinema konuştuk ve yine bir filmle birlikteyiz ama bu sefer hani bir serinin parçası olarak. Evet. Sen Çakallarla Dans'la ilgili olarak ne söylemek istersin? Evet, çok eğlendiniz biliyorum. Yani onunla olmak çok keyifli. Ya Çakallarla Dans yani tarifi zor bir tabii şey, buluşma, birliktelik. Temel'le Dursun hikayesi gibi onlarca fıkrası var. Başrolünde Temel ve Dursun var. Hepsinde hikaye değişiyor ama kahkahası değişmiyor. Biraz Çakallarla Dans da öyle. Bu kadar çok Temel'i ve Dursun'u olan bir kadroda defalarca farklı fonlarda farklı fıkralar anlatıyoruz. Kahkahası devam ediyor. Bu sefer de değişik bir hikaye işlemiş oluyoruz. Çakallarla Dans serisinin bundan önceki 5 filmi senaryosu itibariyle birçok kehaneti barındıran Simpsonlar gibi bir yapım aslında. Evet. Bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda belki bir video çeker, seyirci de bilgilendiririz. Bizim de burada merak ettiğimiz şey, acaba Çakallarla Dans 6 neyin kehanetinde bulunuyor? Her zamanki gibi çok güzel geçti. Didemli olmak ve diğerleriyle olmak. Didem ve diğerleriyle vakit geçirmek çok iyi. Sugarworks'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi yurt dışına bir seyahate götürdüler. Gerçekten. Sen bu ara adaları sevdin, Kıbrıs'tan. Başta inanamadık hani yurt dışında çekeceğiz diye. Sonra gerçekten bir ara kendimizi Kos'ta bulduk. Çok güzel. Ben adalardan gidiyorum bu sene. Kıbrıs'tan sonra işte Kos Adası. Çok güzel geçti. Evet. Bu kehanet meselesini senaristimize soralım o zaman. Yok estağfurullah. Var mı bir kehaneti altının? Yok estağfurullah, ne kehaneti efendim. Evet biraz öyle oldu. Çakal Dans 1'de de 2'de de 3'te de 4'te de 5'te de öyle şey gibi olduk. Kahin gibi olduk. Biraz yaptığımız filmlerden sonra memleketin başına gelenler, ya karakterlerimizin başına gelenler memleketin başına gelmiş gibi oldu. Bu aslında o kadar da komik bir şey değil bu arada. Karamızak diyelim. Evet, Çakal Dans 6 ama şöyle garip oldu. 4 sene bu sefer ara verdik. Hep 2 senede bir yapıyorduk. Hep şuna inanıyoruz biz. Bir filmin hep, daha doğrusu şöyle, bizim ülkemizde tutan bir filmin devamı ile ilgili tuttuğu zaman hemen işte senarist gelsin ikincisini yazsın, işte yönetmen bu sene iş almasın, menajerini arayın, oyuncunun işte iş almasın gibi bir durum var. Biz 2 sene ara veriyoruz genelde çünkü bir filmin toplum arasında bir dolaşma, hı hı, süreci var. Sinemada izleyenler, sinemada izleyemeyip televizyonda izleyenler, dijital platformda izleyenler ya da herhangi bir mecrada izleyenler ve artı özlem gibi bir durum var. Bu sefer 4 sene oldu bu. Bizden başlayan hikaye oyuncu abilerimize, ablalarımıza, arkadaşlarımıza da sirayet etti diye düşünüyorum. Biz hep her filmden sonra, bunu yakın çevremiz bilir, her seferinde şunu söylüyoruz. Ya bu daha güzel oldu, bu daha iyi oldu. Ben yine hani klişe olacak ama yani bu hakikaten en güzeli oldu, en iyisi oldu diyorum. Timur Bey, 6. seri, hani bunun üzerinden gidiyoruz ama hani bu kadar oturmuş bir kadro, hani 6.sı olması ve en güzeli diyor. İddiası. Diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani ben aslında size de sormak istiyorum. Hani neticede gerçekten öyle mi? 6.sı mı en güzeli, en keyif aldığınız hangisi? Ya da bu diğerlerinden farklı mı? Hani ben en azından farklı böyle tabii, yurt dışına ifade çıktık. Gezimiz oldu. Baktığınız zaman çakalların hepsine baktığınız zaman ayrı bir tat var aslında. Hı-hı. Ama bu tabii Şevket abinin dediği gibi artık çakallığın başka bir boyutuna geçtik. Çünkü ülke içerisinde pek döndüremeyecekleri bir duruma geldiler. Yurt dışında arıyorlar artık çakallıkları. Ali gibi iddialı mıyım bilemiyorum. Çünkü izledikten sonra göreceğiz. O en iyisinin 6'sı olduğunu söylüyor. Ama benim için gönlümden geçen hep birincisiydi. Çok güzeldi. Tadından yenmez bir vaziyette. Ondan sonrasında 6'ya kadar geldiğimize göre bir başarı var diyorum. Birden itibaren gelen bir hikayemiz var yani. Bir de biz bu... Ama Timur bircidir hep. Ya birciyimdir ben. Timur hep söyler, birciyimdir ben. Birciyimdir yani. Buyurun. Murat Bey, siz neler ben, diyeceksiniz? Yani herkesin favorisi değişir büyük ihtimalle. Yani izleyicinin hangisini beğendiği önemli tabii ki. Ama bu macera enteresan bir şekilde devam ediyor hepimiz için. O yüzden
arada toplanıp film çekmek keyifli tabii ki. Evet. Ama bu kadroyla film çekmek daha da keyifli oluyor. Bir de yani öyle tam oyuncu sineması ve yönetmen sineması ayrımı vardır ya. Yani bu film ne yönetmen sineması ne oyuncu sineması. Bu tamamen kolektif çıkan bir kanda bulunan bir durum. Çeşitlilik var yani. Çeşitlilik. Hakan Bey, sizden de alalım. Arkadaşlarım bir türlü tanımlayamadığı şeyi ben şu anda tanımlıyorum. Nasıl tarif edersiniz? Allah da bizi kahretsin. İnsan ilişkilerinde, arkadaşlıklarda arkadaşlık nasıl gelişir? Önce birbirinizi tanırsınız, sonra birbirinizin hatalarını görmeye başlarsınız. Sonra o hataları kabul edip o hatalarla beraber sevmeye başlar. Sonra bunlarla dalga geçmeye başlar. Dinliyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman eski olgunlaşma ve dostluk başlar. İşte az önceden beri gördüğünüz gibi Didem'e takılma, İlker'e takılma, Timur'a takılma aynen sette de var olduğu için birbirimize abi kardeş saygısını kenara koyarak birbirimizle ilgili sonuna kadar dalga geçme hakkını birbirimize tanıdığımız için o mizah öyle bir noktaya geliyor ki kesiyoruz. Bundan yıllar yıllar önce Ertem İlmez'in işte Ayşen Guruda, Şemsi İnkayalar, Müjdat Gezenler'le yaptığı starı olmayan ne yönetmen ne oyuncu sineması demediğimiz ama izlerken bayıldığımız sinemanın aynısını burada oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu yapılan çalışmada bu ilişkide sonuçta 6 filmlik bir seriye dönüşüyor yani. Evet yani o eski... Bravo! Hatay milletvekili. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Çakallarla Dans'ın izleyicisine sorduğunuz zaman, çünkü 2010'da başladık, 2022'ye geldik ve burada bayağı bir yelpaze var. Kuşak olarak da var. Hepsinin ağzında bir damak tadında bıraktığı bir tat vardır bütün filmlerin. Dolayısıyla birden altı büyük bir yelpaze ama hepsinin de değişik bir damak tadı var. Bunu demek istedim sadece. Evet, evet. Bunu açıklarken de Hakan abi çok güzel bir şekilde bağladın. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Peki bu restorancıyız ya. Hayır yani damak tadı. Tibur'un anlat damak tadından sonra bir cümle daha istiyordu. Onun da tamamlayacak. Karınlar acıkmış belli. Birdeki keyfi şu anda 6'yı seyretse belki Tibur'un fikri değişip 6 en güzeli diyebilir. Çocuk seyretmemiş 6'yı dolayısıyla 6 ile ilgili ön yargılı konuşmak istemiyorum. Doğru. Yani o zaman ben en iyilerinden biri diyorum. Çok güzel diyor ya. En iyilerinden biri diyorum o zaman. Dolayısıyla size deniyoruz. Bir de şunu sormam lazım. Tabii süre yavaş yavaş ilerliyor. Neticede en başından beri içerisinde siyasi hicvi de olan, hani pek çok noktaya değinen bir film Çakallarla Dans. Yani o satır aralarında görebiliyorsunuz. Bazen çok açık açık ifade ediyorsunuz. Ondan çok vazgeçmiş gibi durmuyorsunuz. Evet, biraz farklı sularda, farklı karasularında yüzüyorsunuz ama yine de var içerisinde. Bir de en önemli söylemlerinden biri herhalde o değil mi? Mesele çakal olmak değil, çakallarla dans etmek diye. Bence hani günümüzde de hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz hayatta kalmak için. Ve öyle de bir felsefesi var. Öyle de bir... Şunu söyleyeyim devam edelim. Biz siyasi... 2 yıl sonra falan. Çok iyiydi az önce bitirdi ya. Siyasi bir hiciv değil de doğru olanı söylemek siyasi bir hiciv değil aslında. Biz doğru olanı söylemeye çalışıyoruz. Hı hı. Bir tarafın bayrağı olarak bu filmde espri, mizah yok yani. Sadece doğru olanı söylüyor. Bu da kimi... leri tarafından siyasi olarak tanımlanabilir ama bence değil yani. Şu, o kadar bir çorak zemin oldu ki siyasi civ konusunda Türkiye son yıllarda. O yüzden biz yaptığımızda Hakan parlıyor. Hı hı. Bazen üniversite söyleşilerinde diyorlar, hatta böyle bir sözlük söyleşisinde demişti ya Murat Hoca korkmuyor musun işte şu bu dedim. Siz çok korkaksınız, biz korkacak bir şey yapmıyoruz. Yani ses çıkarmamak, fikrini beyan etmemek korkaklık. Yani bu bir cesaret gösterisi de değil. Sadece biz bu kadar adam bir araya gelip biraz olsun bir eleştiri, biraz olsun bir düşüncemizi belirtemiyorsak da yazıklar olsun bize derim. Babam da seyretmez. Dolayısıyla biz biraz da onun için bu filmleri yapıyoruz. Bir de ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli. Evet. Hatay Milletvekili Hakan Bey'ine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Artvin. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Gişesi bol olsun. Daha da arkası gelecek herhalde değil mi? Altıda kalmayacağız. Biz saymayı bıraktık. Ben 3'ten sonra çünkü 1 hani 2 oldu. 3'leme olur ama 4'leme, 5'leme, 6'lama böyle çırpma yumurta gibi. Bilmiyorum 7, 8 bıraktım Yüce ben. Yüce Türk milletinin takdiridir diyelim efendim. Her zaman oldu. Şevket Bey siz ne diyorsunuz? Ya olur yani çünkü 1'i çekerken 2'yi, 3'ü çekerken 4'ü hayal etmiyorduk ama 6 oldu. Niye 8, 10...
12 olması yani olabilir yani. En uzun seri kaç Türk sinemasında? 7-8'den fazla değildir. Recep İvedik'le yarışıyorduk. O sinemayı bıraktı. Siz sinemada devam ısrarcısınız. Evet. Aman bırakmayın. Türk sinemasına ihtiyacımız var. Kendi sinemamıza ihtiyacımız var. Sonuçta sinema pek çok sektörü de zaten besliyor. Ellerinize sağlık. Gişesi bol olsun. Devamı da gelsin. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak, önümüzdeki günlerde ne izlesek diyorsanız Çakallarla Dans 6 sinemalarda, mutlaka sinemaya gidin. Bugün çok değerli, çok kıymetli konuklarım var. Biliyorsunuz İstanbul'un kültür sanat hayatı, Türkiye'nin kültür sanat hayatı son aylarda oldukça hareketli. Salgının ardından kendimizi kültür sanata verdik diyebiliriz. Ama bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi, hatta iki tanesi bizimle birlikte diyebilirim. Çünkü kültür sanat deyince İstanbul Kültür Sanat Vakfı akla geliyor. Ve tüm bu bienaller, festivallerin sorumlusu da kendileri ve ona destek veren bir de Koç grubu var tabii ki. Yanımıza İKSV Genel Müdürü sevgili Görgün Taner ve Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel bizimle birlikte. Evet, yani bu kadar kültür sanat dünyasının hareketli olmasının ve tüm Türkiye'ye de bir taraftan yayılmasının. Evet, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ama her yere sirayet ediyor. Hatta Venedik'e kadar uzanan da bir süreci var. Ve Biennale'de 17. İstanbul Biennale'i de bunun en güzel örneklerinden bir tanesiydi. Onu sonlandırdık. Yeni bitti. Oradan başlayabiliriz aslında Görgün Bey. Çünkü sonra Koç grubunun 10 yıl uzayan desteği. Evet, değil mi? Ne kadar güzel. Oldukça onları uzun. Onları da konuşacağız diyorsun. Çok teşekkürler öncelikle davet için. Tabii bunlar çok güzel örnekler ama hani o kısmı biraz sevgili dostum Okyar Bey anlatacak herhalde. Ben şöyle söyleyeyim. Bu sene İKSV'nin de 50. yılı. Evet. Bir kültür sanat kurumunun Türkiye'de hem de kar amacı gütmeyen kamu yararında bir kültür sanat kurumunun 50 yıl boyunca yaşayabilmesinin nedenlerinden bir tanesi destekçileri ve kurucunun vizyonu. Ve işte Koç grubu gibi destekçilerle ve kurucusu Eczacıbaşı gibi önderlerle İKSV ve çok çeşitli diğer paydaşlarla İKSV bugüne kadar geldi. Sen de çok iyi biliyorsun, İstanbul Kültür Sanat Vakfı birçok faaliyet yapıyor ama bir amiral gemileri var. İşte film festivali, tiyatro festivali, müzik festivali ki İstanbul Festivali diye başladı, caz festivali ve tabii 1987'den bu yana da İstanbul Biennale'i biraz önce bahsettiğin gibi 20 Kasım'da sona erdi. 17.siydi. Yine çok güzel rakamlar var. 500 bin civarında izleyici İstanbul Biennale'ni ziyaret etti. Tabii bu sergilerin ücretsiz olması, yine bu tarafa dönüyorum, bunun başlıca örneklerinden bir tanesiydi. Uluslararası alanda da çok büyük yankıları oldu. 14 civarında İstanbul'un değişik işlerinde tarihi mekanlar da var ve sadece Biennale sayesinde gezilebilen yerler de vardı. Sen de çok büyük kısmını gezdin, izleyiciler de zannediyorum. Evet, yani iplen çekiyoruz bundan sonraki Biennale'i ve şimdiye kadar olanların hep bir çıta üzerine koyabildiğimiz için de gerçekten çok sevinçliyiz. Evet, çok güzel bir Biennale süreci atlatıldı. Biennale'in tüm şehre yayılmış olması, evet, destekle birlikte uzun bir süredir zaten ücretsiz olması ve bu desteğin de uzatılması, hepsi bunların çok önemli şeyler. Yani ulaşılabilir olması sanatın çok önemli ve ulaşılabilir olmasını şöyle de destekliyorsunuz bir taraftan Okyar. Her Biennale'de bir kalıcı eser bırakılıyor. Dolayısıyla biz sadece Biennale sürecinde değil, Biennale'den sonra da kamusal alanda, parklarda, bahçelerde o kalıcı eserle buluşmak çok kıymetli. Ayşe Erkmen'in Haliç Haliç'te eseri bu sene Koç grubu tarafından hediye edildi.
bize, İstanbullulara. Bu da çok kıymetli. Dolayısıyla bu hem bu 10 yıllık uzayan da 2036 ya da 14 yıl uzatıldı. Normalde hani 10 yıl gibi görüyorduk hep ama 14 yıl uzatıldı. Biennial'in 50. yılına kadar. O çok kıymetli. Bu konuda neler söyleyeceksin? Tabii ki. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum topluluğumuz adına bugün burada bizi ağırladığın için. Rica ederim. Sevgili Görgün Bey'in de söylediği gibi müthiş bir ekip ruhuyla bu projelerde varız. İstanbul Bienali de bunlardan bir tanesi. 2037-2036 diyoruz şu anda ama yönetim kurulu başkanımız Sayın Ömer Koç'un bu seneki Bienal'in 17. Bienal'in açılış konuşmasında basın toplantısında ifade ettiği gibi 10 yıl daha uzatarak bu noktaya yani 2026'da final olacaktı. Senin dediğin gibi şu andan itibaren 14 yıllık daha bir noktaya gelmiş olduk. Orada altını çizdiğin konu çok önemli. Yani nasıl ki bugün medayı iftarımız dediğimiz İKSV'nin 50. yılını kutluyorsak İstanbul Bienali'nin de 50. yılını hep birlikte devam eden sponsorluğumuzla kutluyor olacak olmak bizim için çok son derece değerliydi. Çok güzel bir denk gelme olmuş. Evet, hakikaten. O çok çok güzel oldu. Evet, artı tabii ki yine çok değerli diğer konu 2022'de bu kararı aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılının hemen arifesinde bu kararı almak. Gerçekten Cumhuriyetimize olan inancımızın ve değerlerine uygun olduğunu düşündüğümüz bu Bienal'in. Çünkü Bienal bizler için neyi ifade ediyor dediğinizde yani sadece 2 yılda bir gerçekleşen bir çağdaş sanat etkinliğinin çok 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 ötesinde. Günün sonunda merhum kurucumuz Vehbi Koç her zaman ülkem varsa ben de varım sözüyle aslında bizim DNA'larımızdaki bugünlerde çok moda olan purpose kavramını o günlerden tanımlamış. Biz toplumsal faaliyetlerin en az ekonomik faaliyetler kadar önemli olduğunu bilinciyle çalışıyoruz. Sanat bunların içinde de çok önemli bir rol oynuyor. Çağdaş sanat bunların içinde bizim için çok ayrışıyor. Mekanlarımızla, etkinliklerimizle ve sponsorluklarımızla. Ama İstanbul Bienali gerçekten dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olarak bence çok çok ayrı bir yerde duruyor. Bunu da destekliyor olmak, birlikte gerçekleştiriyor olmak çok değerli. Ücretsiz projesinden bahsettin. Evet bu birkaç edisyon önce birlikte aldığımız bir karar idi. Aslında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın sevgili Bigel'in de önerisiyle böyle bir projenin gerçekleşmesine biz destek olmuş idik. İyi ki de olduk. Sayılar az önce Görgün Bey'in ifade ettiği gibi biz de daha yeni hani öğrendik o sayıları paylaştılar. 500.000'a gelmiş durumda. Evet. Ben hiç unutmuyorum 2007'de 90 bin civarlarındaydı. Dediğin gibi çok kıymetli bir çıktı bu da. 90 binden 500.000'a. Evet. Ayşe Erkmen'in Haliç Haliç de eseri de şimdi artık bizim. Evet. İstanbulluları. Evet, doğru. Dolayısıyla her Bienal'de bu bir gelenek haline geldi. Her Bienal'de bir kalıcı eserle de buluşuyoruz. Bundan önceki Maçka Parkı'nda çok güzel bir çocuklarla bir buluşma alanındaydı. O da çok keyifliydi. Ve şimdi de orada o eserle Haliç'te yine şehrin göbeğinde. Şöyle çok kısa açıklayayım. Biz 2017 senesiydi. Bu konuyu yine birlikte karar vererek gündeme taşıyalım dedik. Burada tabii Bienaller şehre gerçekten benzersiz bir soluk getiriyor. Bu soluğun işte 17 Eylül 20 Kasım arasında yaşanıp bitmiş olmasındansa gerçekten kalıcı bir halde devam ediyor olması, şehrin dokusunda bir iz bırakması o yılki Bienal'in çok kıymetli. Bu sene Ayşe Erkmen'in Haliç Haliç'te eseri şehre kazandırıldı. Haliç Haliç'te tabii gerek Haliç'in o farklılığından dolayı çok önemli. İstanbul'un suyla olan ilişkisinin farklı katmanlarını tanımlıyor olması açısından çok değerli. Ayşe Erkmen'in imzasının olması tabii her şeyin belki de önünde geliyor. Dünyada gerçekten hani bu kadar önemli markalardan bahsediyoruz. İstanbul Bienali gibi, İKSV gibi, Koç gibi. Bu anlamda da ülkemizi büyük bir gururla temsil ettiğini izlediğimiz bir sanatçımız kendisi. Şeyden yapıldı, bu paslanmaz çelikten yapıldı ve bir ayna gibi aslında etrafındaki her şeyi hem yansıtıyor hem içine alıyor. Ağacı, suyu, Haliç'i vesaireyi. O anlamda da çok büyüleyici bir eser ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görüyoruz Haliç'in aslında. Bu kültür sanatta uzun dönemli birliktelikler, sürdürülebilirlik,
Hani hep bahsediyoruz evet. ya, onun ne anlama geldiğini söylüyor ve kültür sanata yaptığımız herhangi bir yatırımın ne kadar uzun vadeli olması gerektiğini de anlatıyor. Şimdi bundan 10 sene sonra yine buralarda oturup İKSV ve Koç grubunun İstanbul'a armağanlarını sayarken şu anda 3 eserden bahsediyorsak, hı hı. o zaman burada kimler oturuyorsa 13 tane eserden bahsedecekler. Ve bu bir rota oluşturacak ve kent böyle zenginleşecek. Evet. O eserleri görenler sorular soracaklar, onları bulmaya çalışacaklar. Sanat ve kültürle hemhal olabilmenin, belki çok uzun bir yol çizdim, rota çizdim ileriye doğru ama işte kültür sanat bu zaten. Evet. Şimdi nasıl Batı Avrupa ya da başka bir ülkelere gittiğimiz zaman görüyoruz orada kamusal alandaki eserlere, evet. ay ne kadar güzel diyoruz. Evet. İşte o ay ne kadar güzellerin kendi bizde kentimizde sayıca artmasından da ancak memnuniyet duyabiliriz. Evet, aynen öyle. Bunların hepsi çok kıymetli. Tabii şunu da hemen analım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yeni mütevelliler kurulu başkanı Ömer Koç oldu. Dolayısıyla hani bunu duyduktan sonra sanki o eserlerin sayısı daha da çok artacak gibi düşünüyor İstanbullular. Çünkü sevgili Ömer Koç'un sanata olan ilgisi, merakı, koleksiyonerliği dünyaca ünlü. Dolayısıyla hani biz çok güzel bienaller, kalıcı eserler ve etkinlikler görmeye devam edeceğiz İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ve sizlerin de. Doğru, orada tabii İKSV kurucusu Eczacıbaşı'nın ve bugün Bülent Bey'in çok doğru bir önerisiyle ve Ömer Bey'in de kabulüyle çok güzel bir şeye vesile olduk diye düşünüyorum. Bizler de Görgün Bey'le sürekli onu konuşuyoruz. Ne kadar güzel oldu ve yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Cumhuriyet'in 100. yılı öncesinde bunu yapmış olmak. Çok da büyük hayallerimiz var, planlarımız var. Hem 100. yıl için hem sonrası için yeri geldikçe bunları da ilk fırsatta yine senin üzerinden de açıklamak, paylaşmak isteriz. Ama ben en azından 2036'ya kadar şu anda tırnak içinde söylüyorum devam edecek olan sponsorluğumuzun çok büyük değişimlere vesile olacağını, bu sayının belki artık milyonları aşacağını, yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi sayısının, bugün dünyada 3-4 Biennale'den biri olan İstanbul Biennale'nin belki de en tek olan, ilk olan olacağını hayal ediyorum. Bu yönde de aslında sadece hayal değil, planlarımız var, çalışmalarımız var. Beraber devam edeceğiz. Evet, ne kadar güzel, evet. Hayal kurmak da çok güzel. Çok teşekkürler. Hem tüm bize bu yaşattığınız bienaller, festivaller için hem de desteğiniz için İstanbullular adına ben size çok teşekkür ediyorum. Hem de bu keyifli sohbet için. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz bu imkanı verdiğiniz için. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir de Ayşe Erkmen'e gidelim isterseniz. Bakalım Ayşe Erkmen hem eserle ilgili hem de bienalle ilgili neler söyleyecek. Evet, şimdi söz sanatçımız da Ayşe Erkmen'de. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 2017 Biennale'nden itibaren her Biennale'de bir sanatçıya İstanbul için kalıcı bir eser ürettiriyor. Bu gördüğünüzde bu yılki davetlerine yaptığım eser İstanbul'da birçok yer gezdikten ve birçok fikirden sonra Balat'ta Akşemsettin Park'ta karar kıldı. Bu parkın denizle olan çok yakın ilişkisi ve karşı kıyıyla olan ilişkisi benim ilgimi çekti. Çünkü başından beri denizle ilgili bir iş yapmak istiyordum. Burada da Haliç'in kıyısında Haliç'in kıyı şeridinin hatlarıyla bu heykeli yaptım. Burada gördüğünüz Haliç'in sadeleştirilmiş hatları. Haliç şekli yani altın boynuz da denmesine neden olan biçimi Eminönü'nden baktığımız zaman sağa doğru giden formu burada da devam ediyor. İki kıyısının formunun buradaki ağaçlarla birlikte denize doğru yönelmesini istedim. Böylece ağaçlarla aynı şekilde hareket ediyorlar. Rüzgarın onları yönlendirdiği biçimde ve karşı kıyıya bakıyorlar. Aynı zamanda denize bakıyorlar. Heykelin adı Haliç Haliç'te. Paslanmış çelikten yapıldı. Bu paslanmazın ayna gibi olmasını istedim. Böylece etrafını da içine alan bir heykel oldu. Dışarıda olanlar, ağaçlar, doğa, deniz hepsini heykelin içinde görebiliyorsunuz. Bu heykel burada kalıcı bir eser olarak üretildi ve halka açık tabii ki. Çok hareketli bir park burası. Piknik yapılan, insanların koştuğu, oturduğu ve çok kullanılan bir park. Ve böylece hem isteyerek heykeli görmeye gelenler olacak hem de farkında olmadan görenler olacak.